Pollisizasyon, eksik baş parmak yerine elin diğer parmaklarından bir baş parmak oluşturma işlemidir. Daha çok travma nedeniyle kaybedilen veya doğumsal anomaliler nedeniyle uygulanır. Doğumsal anomaliler arasında en sık pollisizasyon yapılan durum başparmak hipoplazisi, yani başparmağın gelişim yetersizliği ve beraberinde yine bu başparmağın metakarpi, yani tarak kemiği ile altındaki el bileği kemiklerinden biri olan trapezyum arasındaki eklemin olmaması veya stabilite göstermemesidir. Bunun dışında makrodaktili, yani dev başparmak, doğumsal çok parmaklık ve aynı el deformitesi de pollisizasyon tedavisi uygulanan diğer doğumsal anomalilerdir. Doğumsal anomalilerde 1 yaşından itibaren, çoğunlukla 3 yaşta olmadan, travmatik olgularda ise kayıptan sonra olabilecek en kısa sürede yapılması pollisizasyon ameliyatı için en doğru zamanlamadır. Pollisizasyon için çoğunlukla işaret parmağı kullanılır. Nadiren hem başparmak hem de işaret parmağı yoksa ve mevcut durum ayaktan ele parmak transferini mümkün kılmıyorsa, bu durumda da orta parmak pollisize edilebilir. Nakil için kullanılacak parmağın mutlak surette mevcut anomaliden veya travmadan etkilenmemiş olması gerekmektedir. Pollisize edilecek parmağın tüm yapıları korunarak transfer gerçekleştirilir. Normal el yapısında başparmak 2, diğer parmaklar 3 boğumdan oluşur. Nakledilen parmağın hem görsel hem de fonksiyonel olarak uyum sağlayabilmesi için nakledilen parmağın tarak kemiği uygun şekilde kısaltılarak kemik tespiti o şekilde sağlanır. Kısaltılarak şekillendirilen ve bir miktar döndürülen kemiğin tespiti bir uçları doku dışında bırakılan cerrahi teller vasıtasıyla yapılır. 4-6 hafta sonunda çekilen röntgenlerde yeniden şekillendirilen kemiğin kaynadığı görülünce teller basit bir işlem ile pansuman sırasında çıkarılır. Cerrahi ve cerrahi sonrası yara bakım süreci tamamlandıktan sonra fizyoterapi, el cerrahisinin çoğu ameliyatın sonrasında olduğu gibi kritik öneme sahiptir. Yeni başparmağın olabildiğince çok kullanımı çocuklarda oyun terapisi yöntemleriyle, erişkinlerde rehabilitasyon teknikleriyle desteklenmelidir. Başparmak el fonksiyonlarının yaklaşık %40'ından sorumludur. Bu nedenle eksikliği veya kaybı durumunda uygun bir şekilde giderilmezse el kullanımında ciddi bir yetersizlik doğuracaktır. Buradaki amaç görünümsel bozukluğu gidermekten ziyade fonksiyonel bir iyilik sağlamak olduğu için belirttiğimiz kayıp ve doğumsal problemler durumlarında pollisizasyon en doğru yaklaşımlardan biridir.